Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt iple ördüğüm suplanın yapılışını paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 35-36 santim çapında, şöyle göstereyim, 3 milim de tığ kullandım. Ama eli sıkı olanlar için 3,5-4 milim tığ tavsiye ediyorum. Kullandığım ip kağıt ip. Ama isterseniz makrame iplerle, pamuklu iplerle de örebilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hemen suplanın yapılışına geçelim. Başlangıçta ortası için hemen bir halka yapıyoruz. Şu şekilde parmağımızla kendimize doğru çevirdik ipi. Halkanın içerisinden geçirip bir sıkılama yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Tığıma bir kere doluyorum. Halkanın içerisine trabzan yapacağım. İkili trabzan 1, 2 kere de çıkarttım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Tekrar trabzan. Trabzanlar arası birer zincir çekiyoruz. Bu şekilde tam 12 tane olacak kadar trabzan çekeceğiz. Ben şimdi 12 taneyi tamamlayıp en son bir üst sıraya geçmeyi birlikte yapalım. Bakın araları boşluklu olacak bu şekilde. Şimdi 11 taneyi yaptım. 12.'yi de yapalım halkamızın içine. 12.'yi yaptım. Zincirimi çektim. Şimdi bu ortadaki halkayı kapatalım. Sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz ama kağıt ip olduğu için birazcık dikkat edelim kopmasın. Diğer iplerde öyle bir sıkıntı yok. 12. yaptıktan sonra da bir zincirimizi çektik. Bakın her ilk yaptığımız zinciri de trabzan olarak saydık. Bakın 12 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12 aralarda birer zincir var. Baştakini 4 tane çektik ki 3 artı 1 gibi düşün. 3 zincir artı 1 tane gibi düşün arada. Şimdi zincirimizi de çektik. Buradaki boşluğa batıp kaydırmamı yapıp şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tığıma doladım. Bu boşluğa hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Şimdi her boşluğa ikişer trabzan yapacağız. Aralarda yine bir zincir var. Şöyle 2 trabzan. Bir zincir var. Bu alttaki kapattığımız ipi de halkayı kapattığımız ipi bir süre böyle dolaştırdıktan sonra arkada bırakıp sonra kesebiliriz. Halkası açılmaması için bir sıra bu şekilde yürüttüm. Şimdi ben her boşluğa ikişer tane yapıp sırayı tamamlıyorum. Bakın aradaki boşluklara yapıyoruz. Arada da zincir çekiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ben tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Bir üst sıraya geçelim. Son trabzanı da tekrardan yapıp birlikte yukarı çıkalım. Evet. Şimdi aradaki boşlukları sayalım. İkişerli ikişerli. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bu aradaki boşlukla birlikte 12 tane olacak. Şimdi sonucuyu yaparken hani aralarda birer tane zincir çekiyorduk ya. Şimdi o zinciri çekmeyeceğiz artık. Bundan sonra şu şekilde yukarı çıkacağız. Bu başta çektiğimiz zincirin tepe noktasına batıyorum. Pardon, tığıma bir kere doladım. Tepe noktasına batıyorum. Şu şekilde sıkı bir şekilde arayı kapatıyorum. Şöyle sıktıralım. Aradaki boşluklar eşit olsun. Şimdi yukarıya 3 tane zincirle çıkıyorum. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Tekrardan bu çıktığım boşluğun içerisine batıp ikinci trabzanımı yapmış oldum. Bu birinci oldu. Bu ikinci oldu. Şimdi her sırada birer artarak çıkacağı için ilk sırada 1'di. 2 oldu. Şimdi 3 olması gerekiyor. İlk çubuğumuzun alttaki ilk çubuğun tepesine bir tane trabzan yapıyorum.
Yine aralarda bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Her zaman sondaki tek trabzanı bırakıp boşluğa iki tane yapacağız. Trabzanlarımızı. Bakın, boşluklara hep iki trabzan olacak. Her sırada olursa olsun boşluklara iki trabzan olacak. Ve son trabzanı bırakacağız. Bu şekilde arttırarak yukarı çıkacağız. Boşluklara iki trabzan. İlk trabzanın üstüne de bir tane trabzan. Arada bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlayalım. Bir üst sıraya birlikte geçelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bunu da birlikte yapalım. Bir üst sıraya çıkalım. Boşluğa iki tane. İlk trabzanın üzerine de bir tane. Sonda zincir çekmiyoruz. Tığımıza bir kere doladık. İlk yaptığımız zincirin tepesine batıp şu şekilde üçünü birden çıkartıyorum. Şimdi üç zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Tığımı bir kere doladım. Yine boşluğa bir tane batıp boşluklara hep iki tane trabzan olacak. Bakın, ara boşlukları sayalım. 12 tane tamamladık mı? Bir de şöyle kağıt ip olduğu için elimize düzeltmeye kağıt ip örüyorsanız mutlaka elinize düzeltin. Bakalım 12 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şimdi bir taneydi, iki taneydi, üç taneydi. Şimdi dört tane yapacağız. İlk trabzanın tepesine bir tane. İkinci trabzanın tepesine bir tane. Bakın, dört tane oldu. 1, 2, 3, 4. Arada bir zincir çektim. Tığıma doladım. Boşluğa yine iki tane. İlk trabzanın tepesine bir tane. İkinci trabzanın tepesine yine bir tane. Dörde tamamladık. Zincirimi çektim. Bakın, son trabzanı her zaman atlıyoruz. Hangi sırada olursanız olun son trabzanı bir tane atlıyorsunuz. Arada bir zincir çekiyorsunuz. Boşluklara ikişer tane yapıyorsunuz. Bu şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Sistem bu şekilde devam edecek. Hani büyütebildiğiniz kadar bu şekilde büyüteceksiniz. Ondan sonra da suplayı bitiriyoruz. Evet, ben sırayı tamamlayayım. Bir üst sırayı birlikte geçelim. Evet, sıranın sonuna tekrardan geldim. Bakın, boşa iki tane yapmıştım. İlk trabzana da bir tane. İkinci trabzana da bir tane. Sıra sonu bağlamamız artık hep tığımıza bir kere doluyoruz. İlk trabzanın tepesine batıp şu şekilde sıkıca bir bağlama gerçekleştiriyoruz. Üst sıraya da 1, 2, 3 tane zincir çekip tekrardan bu boşluğa 2 tane yapıyoruz. Bakın, 4'tü. Şimdi 5 olacak. 1, 2. İlk trabzana bir tane. 3 oldu. İkinci trabzana bir tane. 4. Üçüncü de bir tane yapıyoruz. Yine son trabzanı atlayacağız. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yine son trabzanı atladık. Boşluğa yine 2 tane trabzan. Sistem bu şekilde hanımlar. Bundan sonraki bir üst sıralarda da aynı şeyleri yapacağız. Hep boşluklara iki tane trabzanların üzerine sırayla doldurup son trabzanı atlayıp tekrar zincir çekip diğer boşluğa iki tane trabzan yapıp
Bu şekilde devam edeceğiz. Birer birer arttırarak. Evet, bundan sonraki sıraları göstermeyeceğim. Son sıraya kadar örelim birlikte. Siz de tamamlayın. Son sırada hiç boşluk bırakmadan sadece trabzan dolaşacağız. Onu da göstereyim hemen. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 taneyi yaptık birlikte. Kağıt ipi olduğu için şöyle birazcık toparlanabilir. Zaten ütülenmesi gerekiyor. Şöyle elinizle hemen aradaki potluğu düzeltmek için şöyle el ütüsü yaparsanız hemen düzelir zaten. Bu şekilde. Evet. Bakın şimdi burada bakalım kaç tane yapmışız. Şöyle netleştireyim. Bakın. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yapmışım. Yani 2, 4, 6, 8, 10 tane olana kadar örmüşüm burasını. Bu sizin hani elinize göre değişebilir. Siz de yaklaşık 10 tane yaparsanız, 11 tane yaparsanız aynı sonucu elde edersiniz. Son sırayı da bakın hiç arada boşluk bırakmadan direkt trabzanla doldurdum. Bu şekilde tamamlayalım son sıraya kadar. Son sıradan sonra trabzanları yapıp kenar süslemesini yapıp bitirelim. Evet, ben şimdi son sıraya kadar ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. sırayı bitirmek üzereyim. Yani şuradaki trabzanları 10 tane olana kadar ördüm. Şimdi sonuncuyu yapıp birleştirip son sırayı dolaşacağım. Hemen yapalım. Son bir kez daha hatırlayalım yaptıklarımızı. Bakın bir tane kala bırakıyoruz. Bir zincir çektim. Onu da yapalım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Boşluğa iki tane trabzan. Boşluğumuza iki tane trabzan. Sonra trabzanların üzerine hepsine birer tane. Kağıt ip toparlanabilir. Elinize sık sık düzeltin. İsterseniz arada bir de ütülü yapabilirsiniz. Hani ılık bir ütü hemen hızlıca düzelmesi için. Ben şimdi ütüledim. Düzgünce gösterebilmek için. Trabzanları bakın ben uzun uzun çekiyorum. Çok sıkı yapmayın. Böyle uzun uzun yeteri kadar uzun çekmeye çalışın. Evet, sonuncu yere geldik. Birleştirme yaparken zincir çekmiyoruz. Tığımıza bir kere doladık şu şekilde. Başlangıçtakinin tepe noktasına batıp ilk yaptığımız 3 tane zincirin tepe noktasına batıp şöyle sıkıca çekiyoruz. Arayı sıkıca şöyle kapatıyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Artık bitti. Arttırmalarımız, trabzanlarımız bitti. Son sırayı hiç arada boşluk bırakmadan trabzan çekeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Boşluğa tekrardan bir tane yaptım. Boşlukları 2 tane yapılacak. Bu sefer her trabzanın üzerine birer tane yapılacak. Bunu da gösterelim. Bu son sıramız artık. Ondan sonra kenar tığlamasının çiçeklerini yapacağız. Hepsine birer tane. Bunların ufaklarını da yapabilirsiniz. Bardakların altına, işte suplaların yanına koymak için çok da şık olur. Evet, bakın sonuncuyu atlıyorduk. Bu sırada atlama yapmıyoruz. Sonuncuyu da yaptık. Arada zincir çekmiyorum.
Zincir çekmeden hepsini tek tek boşluklara iki tane trabzanların üzerine de birer tane yaparak dolaşıyoruz. Bu şekilde ben tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Sıranın sonunda çiçeklerin yapımına geçelim. Ben şöyle bir kere daha göstereyim. Bakın arada hiç boşluk bırakmadık. Aralarda zincir çekmedik. Normalde ne yapıyorduk? Bir tanenin alttakinin üstünde bir tanesini boşluk bırakıp zincir çekip boşluğa iki tane dolduruyorduk. Burada hepsini full trabzanların üzerine doldurduk. Tek 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 geldik. Boşluklara da hiç zincir çekmeden iki tane yaptık. Hepsini doldurduk. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın hepsi dolu. Dolu bir şekilde tamamladık son sırayı. Ben hemen sıranın sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet, şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Bakın şöyle hafiften bir toparlanma oluyor. Onu da böyle elimizle şöyle yaparak düzeltiyoruz. Zaten şimdi etrafına çiçekleri yapılınca bu toparlanmalar da düzelecek. Şimdi son trabzanı da yapalım. Birlikte. Evet, son iki trabzanmış. Şöyle hemen. Evet, şimdi buraya tekrardan trabzan yapmayacağız çünkü başlangıçta iki taneyle başladığımız için bitti. Son trabzanı da yapıp bitiriyoruz. Nasıl bitireceğiz? Arada boşluksuz bitireceğimiz için tepe noktasına batıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. Tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yapıyorum, bitiriyorum. Evet, bitirdim. Bakın arada hiç boşluk kalmadı. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi kenarındaki çiçekleri yapmaya başlayacağız. Şu şekilde yelpazeleri. Şöyle tığımıza bir kere doladık. Bakın. Şu birincisinin ilmeği 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Aynı yere 6 tane trabzan yapacağız. 2 ama uzun uzun çekiyorum. 3 4 5 şöyle 6. Şimdi tek yelpazeyi yaptım. Hiçbir yere batmadan, yani tığımıza zincir çekmeden 1 2 3'üncüye batıp sık iğne yapıyorum. Birinci yelpazeyi bu şekilde tamamladım. Tığıma bir kere doladım. Tekrardan 1 2 3'üncüye 6 tane trabzan. Battıktan sonra şöyle çekiyorum. 4 5 6. Battığım yeri saymıyorum. Yanından 1 2 3'üncüye battım. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde yelpazeleri sıra sonuna kadar dolaşacağız. 1, 2, 3'üncüye 6 tane trabzan. Son bir kere daha gösterip sıra sonuna kadar tamamlayalım. 4, 5 ve 6. Yanından başlıyorum. 1, 2'yi saydım. 3'üncüye sık iğne. Evet.
Şimdi ben sıranın sonuna kadar yelpazeleri tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, şimdi yelpazelerin hepsini ördüm. Bakın şöyle hafiften bir toparlanma oluyor. Elimizle böyle düzeltelim. Zaten ütü yapacağız şimdi en son. Şimdi hemen son yelpazemize geçelim. Evet, son bir kez daha yapalım şöyle. Bakın ne yapıyorduk? Bir, iki tane atlıyorduk. Üçüncüye 6 tane uzun uzun trabzan çekiyoruz. Aynı yere batarak. 3 4 5 6. Bakın 1 2. Başladığımız yerin köküne, şuraya başladığımız yere kaydırma yaparak bitiriyoruz. Bir kere de zincir çekiyorum ki şunu kopardığımda içinden çıkardım. Şöyle. Bu ipi daha sonra arkadan şöyle çekip tığ ile gizleyebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle aralardan birazcık birkaç sıra gizleyip kesebilirsiniz görünmemesi için bu şekilde. Evet. Suplamız bitti. Ben şimdi bunu ütülüyorum son haliyle. Bakalım. Evet, ütümü yapıp geldim hemen şöyle göstereyim. Çok da güzel oldular. Bakın böyle dümdüz oldu. Kağıt ipte ütülemek gerekiyor ama makrame ipte yaparsanız böyle bir sıkıntı olmaz. Hiç ütülemeye de gerek kalmıyor. İki tane suplamız hazır. Şimdi hemen çapına bakalım. Şöyle bir çiçekten bir çiçeğe kadar tam 36-37 santime yakın bir ölçüsü var. Bir tane supla için benim 79 gram kağıt ipim gitti ama bu dediğim gibi ipin kalınlığına göre, inceliğine göre, sizin elinizin sıkılığına göre değişebilir. Supla hakkında vereceğim bilgiler bu kadar. Hemen şöyle bir ne yaptık kısaca anlatalım. Önce bir halka yaptım. Halkayı hemen halkayı kapattıktan sonra 4 zincir çektim. Yanına hemen bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim, bir trabzan yaptım. Bu şekilde başta çektiğimiz zincirle birlikte tam 12 tane trabzanımız oldu. Sırayı kapattım. Bir zincir çekerek üst sıraya geçtim. 4 tane yine 3 tane zincir çektim. Yanına bir trabzan daha yaptım. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, bir zincir şeklinde sırayı kapattım. Sırayı kapatırken tığıma bir kere doladım. Son sırada zincir çekmedim. Üst sıraya geçtim. Yine aynı şekilde boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Alttaki bir tanesinin üstüne bir trabzan yaptım, zincir çektim, boşluk yaptım. Tekrardan diğer boşluğun içinde 2 trabzan çekip hep sondaki bir trabzanı trabzan yapmadan, üstüne trabzan yapmadan boş bırakıp atladım. Bu şekilde hep boşluklara ikişer trabzan yaparak 3, 4, işte 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olana kadar trabzanları tamamladım. Son sırayı da hiç boşluk bırakmadan tamamına trabzan dolaştık. Üst sıraya da çiçeğimizi yaptık, bitirdik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizden ufak bir ricam olacak. Beğenmeyi unutmayın. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Orada da detaylı püf noktalarıyla paylaşımlar yapıyorum. İşte neler yapacağıma, işte neler paylaşacağıma orada haber veriyorum. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Buradan da abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel paylaşımlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Okuyorum ben yorumların çoğunu. Dönemesem de okuyorum. Gerekli olanlara dönmeye çalışıyorum. Herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.